Portu var. Kanser hastası. Portu var. Kanser hastası. Over kanseri. Daha önce kemoterapi ve radyoterapi almış. Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyi olanlar, kalp ve damar hastalığı olan hastalarımız Kurban Bayramı sürecince diyetlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Malumun üzerine Kurban Bayramı'nda yoğun et ve et ürünleri tüketilmektedir ve bunlar yüksek kolesterol içeriği ihtiva etmektedirler. Hastalarımızın en büyük yaptığı hatalardan biri özellikle Kurban Bayramı döneminde diyetlerini kaçırmaları, fiziksel aktivitelerini azaltmaları. Maalesef bu ciddi ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Özellikle yeni kesilen etlerin bir anda tüketilmesi sindirim bozukluklarına, etin sindiriminin zorlaşmasına ve dolayısıyla da hazımsızlık problemlerine yol açabilmektedir. Yeni kesilen etlerin özellikle en az 1-2 gün dinlendirilip pişirilmesini önermekteyiz. Tabii kalp ve damar hastalığı olanlar tıpkı normal zamanlardaki gibi Kurban Bayramı süresince de mutlaka diyetlerine dikkat etmeli ve fiziksel aktivitelerini arttırmalıdırlar. Et ve et ürünleri içerisinde bulunan yoğun kolesterol içerikleri kalp ve damar hastalığı olanların hastalıklarını kötüleştirebilmektedir. Özellikle ülkemizde sosyokültürel düzeyden kaynaklanan ciddi oranda Kurban Bayramı'nda neredeyse 3 öğüne varan et ve et ürünleri tüketimi olabilmektedir. Bunların ciddi sonuçları var. Özellikle yoğun alınan et ve et ürünleri beraberinde pirinç pilavı, ekmek, tahıl ürünleri gibi gıdalar sindirim bozukluklarının yanı sıra aniden mide ve bağırsak sistemine bu yiyeceklerin ulaşması sonucu kanın oralarda göllenmesine ve hayati organlara kanın daha az gitmesine yol açmakta. Bununla beraber vücutta bazı hormonların salınımına yol açmakta ve bu hormonların salınımı da çarpıntı, tansiyon yüksekliği, kanın pıhtılaşması, kanın sindirim sisteminde göllenip kalp, beyin gibi hayati organlara ulaşmaması neticesinde kalp krizlerine kadar varabilmektedir. Hastalarımızın et ve et ürünleri tüketirken mutlaka yağsız et ve bayram öncesi yaptıkları diyetlerine uymalarını öneriyorum. Yiyeceklerinde mutlaka ve mutlaka salata tarzı yeşillik içeren, lifli gıdalar içeren ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmelerini önermekteyiz. Beraberinde mutlaka fiziksel aktivitelerini arttırmaları gerekmektedirler. Özellikle Kurban Bayramı süresince sabah akşam yapabilirlerse yemeklerden önce mümkünse düzenli yürüyüş ve fiziksel aktivitelerini yapmalılar. Tabii bayramla beraber tüketimi artan bir diğer gıda diyelim tuz. Tuz tüketimi çok artmakta. Özellikle ülkemizde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kuyruk yağı kullanımı, kavurma yapma, kızartma, bunlara özellikle kalp ve damar hastalığı olanların mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. Tuz tüketimi aynı zamanda tansiyon yüksekliği beraberinde aşırı miktarda volüm yüküne beraberinde kalp krizine kadar yol açan ciddi tansiyon yüksekliklerine yol açmaktadır. Hastalarımızın tıpkı Kurban Bayramı'ndan öncesi gibi diyetlerine dikkat etmeli, fiziksel aktivitelerini arttırmalarını önermekteyiz.